Merhaba arkadaşlar, bir önceki videomuzda kalp e, konusunu anlatmıştık. Bu videomuzda da damarlara geçeceğiz. E, ama geçmeden önce kalbimizle bağlı olan damarları şöyle kısaca göstermek istiyorum. Şimdi kalbimizi e, incelerken karşımızdaki bir kişinin kalbine göre değerlendiriyoruz demiştik. O yüzden kendi sağınızı sol olarak, kendi sağınızda, kendi sağınızı sol, solunuzda sağ olarak alıyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi 4 odamız vardı. Üsttekiler kulakçık, alttakiler de karıncıktı. Sağ taraftaki sağ kulakçık, alttaki sağ karıncık, sol üstteki sol kulakçık, alttaki de sol karıncık olarak isimlendiriliyordu. Şimdi damarlar hatırlayacak olursak, atar damarlar arkadaşlar kalpten kanı çıkarıp vücuda götüren damarlar. E, ee, toplar damarlarsa vücuttaki kanı tekrardan toplayıp kalbe getiren damarlardır. Bakın burada toplar damarları gösteriyorum. Burada da atar gösterdim. Şurada gene atar Şimdi e, isimlerine bakacak olursak sağ kulakçığa kan getiren iki tane damar görüyoruz. Sağ kulakçık kirli kan taşıyordu. Sağ taraf kirli kan. Sol tarafta temiz kan taşıyordu temiz ve kirli kandan kastettiğimiz şey oksijen derişimi. Eğer oksijen çok ise temiz kan, karbondioksit çoksa ona da kirli kan ismini veriyoruz. Şimdi e, alt ana toplarda var. Kalbin altında kalan organlardan kirli olan kanı getirip kalbin sağ kulakçığına taşır. Üst ana toplardan var da kalbin üst bölgesinden yani baş bölgesinden Gelen kirli kanı kalbin sağ kulakçığına taşır. Kalbin sağ karıncığındaki kirli kansa, burası kirli kandı. Yani karbondioksiti çok. Buradaki kirli kan da buradan gördüğünüz gibi akciğer atar damarıyla. iki tane çizim çünkü iki tane akciğerimiz olduğu için biri sağ, biri sol akciğer olmak üzere ikisi de akciğere kirli kanı götürür. Kirli kanın akciğere gitmesinin sebebi akciğerlerde temizlenmesi içindir. Yani oksijen bakımından derişiminin artırılması içindir. Sol tarafa bakacak olursak, sol tarafımızda da sol kulakçığa kan getiren bakın akciğer toplar damarı. Bu akciğerde temizlenen kan akciğer toplar damarlarıyla tekrardan kalbin temiz olan temiz olan kalbin sağ, şey, sol kulakçığına getiriliyor. Kalbin temiz olan sol karıncığındaki kan ise Buradaki aort damarına, atar damarına verilerek, aort atar damarı buna verilerek kalp ve vücudumuzdaki organlara dağıtılacak. Şimdi bu ikiye ayrılıyormuş gibi düşün şöyle. Bu baş kısmına giden şah damarı. Bir de aşağıya doğru giden bir bölümü var. Bu da bütün organlara ayrılıyor. Mesela böbreğe gidecekse böbrek atar damarı gibi bu şekilde isimlendiriliyor. Aortun dallanarak gitmediği tek organımız akciğer. Akciğere kan götüren akciğer atar damarı. O yüzden aorttan tekrardan bir damarlanma olmayacak akciğere. Bu kalbimizdeki damarların gösterimiydi. Bir de unutmadan bunu da hatırlatayım istedim. karıncık ve kulakçıkların arasında kapakçıklarımız vardı. Sağ taraftaki triküspit, sol taraftaki biküspit kapakçıklar kanın geri dönüşünü engelliyordu. Atar damarlarla karıncıklar arasında da şurada başlangıç bölgelerinde de yarım ay kapakçıkları vardı. Bunlar da gene kanın geri dönüşünü engelliyordu. Evet kalpte e, damarlarla ilgili kısım buydu. Bunu hatırlatmak istedim. Şimdi damarlara geçebiliriz. Arkadaşlar şöyle hazırladım. Daha e, hızlı ilerleyebilmek için. Damarları 3 bölümde inceliyoruz atar damarlar toplar damarlar ve kılcal damarlar şeklinde yapı olarak baktığımız zaman şurada şu şekilden bakacak olursak bakın atar damarlar kılcal damarlar ve toplar damarlar şeklinde çizilmiş Neden Çünkü burada kalbimizin olduğunu düşünürsek kalpteki kan atar damarlara pompalanıyor atar damarlardan sonra dallanarak kılcal damarlar şeklinde organların içine dağıtılıyor daha sonra tekrardan toparlanıp toplar damarlar şeklinde kalbe geri getiriliyor. Yani vücudumuzdaki damarların birbirine bağlanma şekilleri bu şekildedir. Kılcal damarlar atar damarlarla toplar damarların arasında bulunur. Şimdi yapılarına bakacak olursak burada şekil üzerinden bir göstereyim. Şimdi bir atar damarın yapısında bakın 3 kısım bulunduğunu göreceksiniz. En içte endotel tabaka dediğimiz tek katlı Yassı epitelden oluşan bir tabakamız var. Onun bir üstünde düz kas dediğimiz düz kas yapımız var. Ve bu düz kas elastik lif içerir. Çünkü atar damarlardaki basınca düşünecek olursanız kalpten çıkan kan buraya geldiği için yüksek basınç vardır. O yüzden zarar görmesini çatlamasını engellemek için elastik lifli elastik bir düz kasa sahip. Daha sonra onun bir üstünde de yine lifli bağ doku var. Kılcal damarlara bakacak olursak, burada kılcal damarlarda endotel tabaka dışında herhangi bir yapı yok. Yani yapısında sadece endotel tabaka bulundurur. Düz kas veya bağ doku bulundurmaz. Ee, neden daha incedir o zaman diye düşünecek olursak atardamara göre, kılcal damarın temel görevi madde alışverişi yapmaktır. O yüzden ne kadar ince olursa pasif taşıma yapması o kadar kolaylaşacaktır. O yüzden de tek katlı bir Endotel tabakaya sahiptir, yani çok incedir. Toplar damarların yapısına bakacak olursak, toplar damarların yine endotel tabaka, enişte endotel bir tabaka. Onun bir üstünde yine düz kas tabakası, fakat lif yok. Atardamardan farklı olarak bunda elastik lif vardı, bunda elastik lif olmayacak. Yine bir bağ doku, lifi var, ama atardamara göre daha az olduğunu söyleyebiliriz yapı olarak bu şekilde. Bir de temel farklılık olarak e, bunların hangisinde kapakçık bulunur gibi sorular geldiğinde şöyle diyeceğiz. Toplar damarlarda kanın geri akışını engelleyebilmek için bir kapakçık sistemi vardır. Bu kapakçıklar tek yönlü çalışır. Şimdi düşünecek olursak kalbimizin altında, altından kalbimize gelen toplar damarlarda yer çekimine zıt yönde bir hareket olacağı için kan geri akabilir. O geri akışı engellemek için kapakçık bulunduruyor fakat kalbimizin üst kısmında zaten yer çekimiyle aynı yönde hareket edeceği için kan üst toplardamarda kapakçık yoktur yani bu kapakçık sadece kalbin altındaki toplar damarlar için geçerlidir atar damarlarda kapakçık sistemi yok kılcal damarlarda kapakçık sistemi yok yalnız şöyle diyebilirim şunla karıştırmayalım karıncıklardan çıktığı bölgede atardamarlara bağlanan yerde e, yarım ay kapakçıkları vardı. Hani kanın e, kalbe geri dönüşünü engellemek için. Onunla karıştırmayalım. Şimdi e, genelleme yapacak olursak arkadaşlar şöyle atar damarlardan tekrar şurada özetliyorum. Bakın atardamarların yapısında 3 tabaka bulunuyor. Endotel, el elastik lifli düz kas ve lifli bir bağ doku. Biraz önce söylemiştim. Bu e, Karıncıklarla bağlantı bölgelerinde yarım ay kapakçıkları bulunuyor. Kanın geri akışını engellemek için. Fakat damar boyunca herhangi bir kapakçık var mı derse yok. Atar damarlarda genel olarak temiz kan. Ne demek ki temiz kan? Yani oksijen bakımından çok, derişimi çok olan kanı taşır. Yalnız burada bir istisnamız var. Bu istisnamız da kimdir? Akciğer atar damarı. Akciğer atar damarı istisna olarak kirli kan taşır. Yani bu konu bize akciğer atar damarı hariç şeklinde söylüyoruz. Damar çep çeperi en kalın olandır. Ee, bunun sebebini de ne diye söyleyebiliriz? Kalpten ilk çıkan damar, vücuda kan götürecek olan damar atardamar olduğu için basınç çok yüksek. O yüzden de kalın olmalı ki e, zarar görmesin. O yüzden en kalın damar atardamar. Şimdi atar damarlar cildimizin arkadaşlar derinliklerindedir. Ee, bunu da şöyle gibi düşünebilirsiniz. Atar damarlar daha hayati olduğu için yani zarar gördüğünde hayati risk taşıyacağımız için e, yüzeyin daha derinliklerine gömülmüştür ki hani e, yaşam şansını artırmak için böyle diyebiliriz. Toplar damarlara baktık, bakacak olursak toplar damarlar yine 3 tabakadan oluşuyor demiştim. Tek katlı yastı epitel yani endotel tabaka. Lifsiz bir düz kas. Atar damarlardan farklı olarak elastik lif içermiyor. Yine lifli bir bağ doku fakat atar göre daha az lifli bir bağ doku içerir. Ee, Toplar damarlarda kapakçık sistemi olduğunu söyledim. Vücudun alt kısmında kalanlarda yani yer çekimine e, zıt yönde hareket edecek olanlarda tek yöne açılan bir kapakçık sistemimiz var. Hatta burada bir hastalık var. Varis dediğimiz bir hastalık var. Eğer bu kapakçıklar sıkıntı yaşarsa yani açılıp kapamada sıkıntı olursa kan yer çekimine göre bacaklardan aşağı doğru akacaktır. Ee, ve e, damarlarımız şişecektir dışarı doğru. Bu hastalığa biz varis diyoruz. Ee, toplar damarlarda genel olarak kirli kan taşır. Aynı e, damarda söylediğim gibi akciğer Toplar damarı hariç. Geçmiş yıllarda çıkan sorulara baktıysanız eğer göreceksiniz. En çok çıkan sorular damarların temiz mi kirli mi kan taşıdığına yönelik. Neredeyse üst üste senelerde çıkmış sorular var. Kirli kan derken neyi kastediyoruz? Karbondioksiti çok olan kanı kastediyoruz. O zaman akciğer toplar damarı kirli değil temiz. Ama bunun haricindeki toplar damarlar kirli. Akciğer atardamarı kirli. Bunun haricindeki atardamarlarsa temiz kan taşır. Şimdi e, devam edecek olursak damar çeperine baktığımda damar çeperi atar e, atardamara göre daha ince. Neden? Çünkü buradaki basınç daha az. O yüzden damar çeperi atardamardan daha incedir. Toplar damarlar atar damarların aksine cilt yüzeyimize daha yakın bölgelerde bulunur diyebiliriz. Kılcal damarlara bakacak olursak, kılcal damarlar arkadaşlar tek bir tabakadan oluşuyor dedim. Endodel tabaka. Bunun haricinde düz kas veya bağ doku içermiyor. Bu da yine çıkmış soruların içerisinde var. Ee, soru şu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Üç damarın da yapısında ortak olarak bulunan nedir? Hangi yapı ortaktır derse? endotel tabaka bakın her üçünde de bulunuyor. Yani endotel tabaka ortak olan tabakadır. Ee, hiçbir kılcal damarda kapakçık sistemi yok. Ee, kılcal damarın temel görevi madde alışverişi sağlamak. Bu madde alışverişini de kan ile doku arasında gerçekleştirecek. Biz bunu daha sonraki dersimizde Starling hipotezi adı altında işleyeceğiz. Şimdi burada anlatmıyorum. Daha sonra bunu anlatacağım. Damar çeperi çok 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 ince. Neden çok ince? Çünkü hatırlarsanız pasif taşıma yapacak buradan. Yani e, madde alışverişini pasif taşımayla yapacak. E, pasif taşımada difüzyonu ne hızlandırır? Ortamın ince olması madde alışverişini kolaylaştıracaktır. O yüzden de yapısı çok incedir. Atar damarla toplar damarların yapı olarak şurada göstermiştim. Bir atar damarla bir toplar damarın arasında kılcallanmalar göreceksiniz. Bunlar kılcal damarlar. İkisinin arasında bulunduğunu söylüyoruz. Bu şekilde yapımızda damarlarımız yapısı da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada bazı yorum sorularının çıktığını gördük daha önceki senelerde. İşte kan basıncını sıralayın, kan akış hızını sıralayın gibi. Önce sıralama yapalım. Ondan sonra grafiklerini de gösterelim. Mesela kan basıncını sıralayın dediğinde biz şu şekilde düşünüyoruz. Kalpteki kan kalpten büyük bir basınçla ilk önce nereye veriliyor? Atardamara. O halde atardamardaki basınç en fazla olması gerekir. büyüktür. Ee, şimdi kan basıncı bağlantı yönüne doğru giderek azalacağı için şimdi buradan gelen basınç bir sürü kılcal damara bölüştürülüyormuş gibi düşünün. O yüzden mecburen azalacak. O yüzden bundan sonra kılcal damar diyoruz. Daha sonra Burada artık belli bir yol kat ettikçe basınç azalarak gidiyor. O yüzden de toplar damarda en az olduğunu söylüyoruz. Yani damarların birbirine bağlanma sırasıyla aynı şekilde seyreder. Kan akış hızına bakacak olursak atar damarlardaki basıncın yüksek oluşu kan akışının hızlı oluşunu da sağlıyor. Şimdi bunların damar çeperlerine baktığımız zaman toplar damarlar kılcal damarlardan daha geniş. O yüzden kan toplar damarlarda daha hızlı akıyor gibi söyleriz. Kılcal damarlar çok ince ve burada madde alışverişi olacağı için yavaş akmalı ki madde alışverişi yapılabilsin. Çok hızlı aksaydı zaten madde alışverişi yapmada sıkıntı yaşanırdı. O yüzden en az da burada damar çaplarına bakacak olursak en geniş damarımız toplar damar sonra atardamar. damar. En ince olan da yine kılcal damar yani çapı en az olan. Damar çeper kalınlığı derken de hani basıncını düşünebilirsiniz çünkü ne kadar çok basıncı varsa o kadar kalın olacak ki hani zarar görmesin diye. O yüzden damar çeper kalınlığına bakacak olursak en kalın olan atardamar, sonra toplar damar. Sonra da kılcal damar. Kılcal damarda daha az olmasının sebebi madde alışverişini kolaylaştırmak için diye söyleriz. Toplam kesit alanı dediğinde de burada şunu kastediyor. Hani vücudumuzda kılcal damarların çapları çok küçük olabilir ama bir araya getirdiğinizde en çok yer kaplayacak olan damar kılcal damardır. Çünkü çok fazla sayıda olduğu için. Kılcal damarlar fazladır. Sonra atardamar. Sonra da toplar damarlar şeklinde ters yazdım ya. Toplar atar şeklindedir diyoruz. Bu şekilde.